Evet, ben konuşma sırasında önemsediğim birkaç nokta var. Bir, kapasiteyi %80'e çıkarttık diyor. Battı diyordular. Evet. Doğalgaza şu kadar zam geldi. Dolayısıyla bugünden sonra artık fabrikalar çalışamaz. Hatırlayın %50 2 ay önce sanayi için doğalgaza zam geldi. Ama bütün dünyada gelen 2 misli, 3 misli zamların sonrasında Türkiye'de sadece %50 doğalgaza zam geldi. Konutlara gelmemişti ama ahlaksızlar sanki konutlara da zam gelmiş gibi bir algı oluşturdu. Devlet sübvanse ediyordu o farkı. Devlet 100 milyar lira biz 2021 yılında evlerde kullanılan elektrik, doğalgazda sübvanse ettik dedi. Son rakamı açıkladı. Önemli olan şey şu, kapasite %80'e çıkmış. Daha da artıracağız diyor. Bir başka önemli husus ki unutuyoruz. Korona tedbirleri kapsamında şurası kapalı, burası kapalı bir sürü tedbirler alındığı tarihlerde göreceksiniz siz işsizlik oranını. Şu işten çıkarma yasakları bir bitsin, göreceksiniz işsizlik oranı %13 mü, %14 mü, %20 mi? Hep birlikte göreceğiz diyordu sözcüsü Cumhuriyeti, Cumhuriyet Halk Partisi. Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'su. İşçi çıkartma yasağı kalktı. Haziran'dı veya Temmuz'du. İşsizlik oranı azalmaya başladı. Bakın tam tersine artacak denildi. Çünkü patır patır toplu işten çıkarmalar başlayacak denildi. Ve bunun sonrasında da Türkiye daha büyük bir iflasa doğru gidecek denildi. Tam tersine bir çalışmaya başladı Türkiye'de. Çarklar, işçi çıkartmayı boş verin. Yeni işçiler alındı ki nüfus artışına rağmen işsizlik oranı azaldı. Bunlar önemli. Bir de kanunları TBMM'ye sevk ediyoruz dedi. Bakın onun da şöyle bir 4 yıllık hafızamızı canlandıralım. 3 yıl önce, 4 yıl önce referandum yapılırken, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilirken ve Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde ve hatta sonrasında bu muhalefet ne diyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi bypass edildi. Artık Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir işlevi kalmadı. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle ülke yönetilecek. 2 satır yazı, imzayı atacak Cumhurbaşkanı, Türkiye yönetilecek. Bir kişinin eline teslim edildi. Bir kişinin 2 dudağı arasından ne çıkarsa kanundur artık dediler. Şimdi asgari ücret vergiden muaf edilmek isteniyor. Siyasi iktidar bu yönde bir karar alıyor. Diyor ki biz buna hazırız. Buradan azalacak vergi gelirini biz şuradan tedarik ettik. Tamamdır. Bundan sonra 40 yılın, 50 yılın, 60 yılın hayali olan asgari ücret vergi dışıdır kararını biz meclise sevk ediyoruz diyor. Meclise sevk ediyoruz diyor. Çünkü daha önce o konuda bir kanun var. O tarihlerde biz anlattık Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilirken. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ben putçusu değilim. O da olur, o da olur demiştim o tarihlerde. Ama şimdi birileri ya Cumhurbaşkanlığı sisteminde kanun kalmıyor, meclis tamamen bypass ediliyor derlerse yalan söylediklerini de hatırlatmamız lazım. Bugün itibariyle alınan bütün kararlar hepsi meclise gönderiliyor ve kanun haline getiriliyor. Ali Bey, neyi savunduklarını kendileri bile bilmiyorlar. Evet. Buraya geliyorlar. Cuma günü biz ters kutuplar diye program yapıyoruz. Cuma günü geliyorlar buraya. Bir tanesi geldi, dedi ki mecliste de 600 vekil bypass edildi. Hiçbir görevleri yok, hiçbir vazifeleri yok. Her şey Cumhurbaşkanı'nın 2 dudağının arasında dedi. Dedim bütçeyi bugün kim onayladı? O gün bütçe onaylandı. Ne olacak? Bütçeyi onaylamasaydı meclis, onaylamasaydı bu para akışı olabilir miydi kurumlara? Ya işte şey, bilmiyorlar. Bilmediklerinin de arkasında biliyormuş gibi duruyorlar. Yalan söylüyorlar. Bir kısmı da bilerek kasten yalan söylüyor. Meclisin bypass edildiğini o tarihte de söyledik. Bugün de tekrar edelim o yalancılara. Bir konuda kanun varsa o konudaki düzenlemenin değiştirilmesi ancak kanunla olur. Kararnameyle olmaz. Bir konu kanunla düzenlendiyse kararname kanunun bir altıdır. Dolayısıyla siz üstteki düzenlemeyi alttaki yer alan bir düzenlemeyle değiştiremezsiniz. Bu neye benzer? Bir genel müdürün kararını genel müdür yardımcısı değiştiremez. Ancak genel müdür kendi aldığı bir kararı değiştirebilir. Aynı şekilde TBMM bir konuyu kanunla düzenlediyse Cumhurbaşkanı kararnamesiyle o kanun değiştirilemez. Bunu bildikleri halde anayasa profesörleri şunlar bunlar. Dün akşam bir tanesi daha çıkmış. Parlamenter sistemle ilgili 5 partinin görüşmelerini, mutabakatını sözde. Mutabakat neresi mutabakatsa soruyor danışıklı dövüş yapan Habertürk'teki maskeli adam. O da cevaplıyor. Şimdi diyor yanında da Deva Partisi ile CHP'nin de adamları var. Şimdi biz o konuyu henüz daha çözmedik, karara bağlamadık. Arkadaşlar da belki bir başka şey soruluyor. Şimdi onu biz daha henüz bitirmedik. Daha genel başkanlara sunacağız daha onu. Şu soru, işte biz Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili genel değerlendirmemizi yaptık ama biz henüz daha... Ne yaptınız peki? Bir ay boyunca Türkiye'yi çalkalandırdınız. 6 parti bir araya geldi dediniz. Artık böyle bir muhalefet birlikteliği mutlaka ve mutlaka yeni bir sistemi getirir dediniz. Şimdi arkasından o metni göremedik biz. Çünkü HDP dışarıda kapının önünde beklediği için o 6 parti hazırladıkları taslağı da götürüp HDP'ye gösteriyorlar. Tabii. HDP'den onay aldıktan sonra kamuoyuna açıklama henüz daha netleşmediği için olsa gerek bir zaman daha kazanalım dediler. Arkasından genel başkanlara sunacağız. 3 gün önce gazetelerde haber, ajanslar geçti. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'na sunuldu ama Temel Karamollaoğlu'na sunulmadı henüz. Vay canına. Ne büyük olaylar bunlar ya. 6 tane partinin yetkilileri bir araya geliyor. Biz tamam mutabakata vardık diyorlar, çıkıyorlar. Hazırladıkları 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa neyse bunu götürüp genel başkana vermek bile iş. Her hafta bir araya geliyorlar. Mesela Yeni Çağ Genel Yayın Yönetmenine versinler dosyayı. Her hafta zaten birini geziyor. 2 dakikada hemen adrese teslim. 3 günün sonunda şimdi hala bugün itibariyle ortada bir şey yok. Genel başkanlara... Yok zaten Ali Bey, yok. Bakın doğru, hedeflerini yok. Ben size söyleyeyim. Parlamenter sisteme dönmek gibi bir samimiyetleri de yok. Zaten Erdoğan'ı devirelim. İfşa ettiler. Dediler ki Cumhurbaşkanı seçiminin sonrasında biz kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın yetkileri ne olacak? O zaman düzenleyeceğiz. Ya dalga mı geçiyorsunuz ya? Alay mı ediyorsunuz insanlarla ya? 83 milyonla alay mı ediyorsunuz? Seçimi kazanacaklarmış. Seçimi kazandıktan sonra, Cumhurbaşkanı'nı seçtikten sonra arkasından Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini o zaman belirleyecekler. Bugünden belli değil. Tabii yok işte o zaman da diyecekler ki yok. Şu oldu, bu olmadı. Böyle biraz devam edelim, görelim. Hikaye. Ondan sonra işte milli görüş çizgisindeki insanlara kazık atmanın yolunu şimdiden kaldırım taşlarını hazırlıyorlar. O